Hazırız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 25 nolu AYT denemesiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diye soruluyor. Burada radyoaktivite ile ilgili verilmiş bazı bilgiler var. Gama ışıması yapan bir çekirdek enerjisinin bir kısmını foton haline yayar. Ki hatırlarsınız gama elektromanyetik dalgadır, bir fotondur, bir enerjidir. O yüzden birinci ifade doğrudur arkadaşlar. Doğruları arıyoruz, unutmayalım. Beta bozonunda bir nötron bir protona dönüşüyor. Bakalım öyle mi? Bir tane nötron bir tane protona dönüşürse arkadaşlar beta ile bunu dengeleyebilir miyiz? Bakalım. 1 artı 0 1, 1 eksi 1 0. O zaman bu ifade de doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülü de doğru aldık. Alfa aşaması yapan bir atomun kütle numarası 4'e 2 yazılır. Ki hatırlarsın alfa dediğimiz şey zaten helyum atomuydu. Helyum atomuna benzetebiliyorduk bunun birebir. Alfa parçacığı bir 4'e 2'lik bir parçacıktı. O yüzden çıktığı zaman kütlesinden 4, atom numarasından 2 azalması lazım. 4. öncülümüz gama aşaması yapan çekirdeklerin kütle ve atom numaraları değişmez. Onu 1. öncülde de zaten söylemiştik. Gama aşaması enerji olarak çıktığı için kütle ve toplam proton sayısında bir değişiklik yapmayacaktır. Nötron bombardımanıyla kararsız büyük çekirdekler küçük çekirdeklere dönüştürülmesine füzyon deniliyor arkadaşlar. Bu kavram füzyon olması lazım. Bu yanlıştır. İki hafif çekirdeğin birleşerek daha büyük kütleli ve daha kararlı bir şekilde dönüşmesine de füzyon demiş. Oysa ki bu da füzyon olmalı. Yani bu ifadeler aslında tam tersi olsa bu öncüllerimizin de doğru olduğunu söylerdik. Şu anda 4 tane doğrumuz var. 2 öncülümüz yanlış olduğu için cevap Ceyhan olmalı arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Şimdi bu soruda Kale cisimlerine aynı miktarda ısı enerjisi veriliyor arkadaşlar. Verilen enerjilerden dolayı da sıcaklıkları eşit miktarda artıyormuş. Şimdi bunların eşit miktarda sıcaklığın artması için Q eşittir mc delta T olayına girdiğimizde nelerin kesinlikle hani eşittir kavramına geldiğine göre hemen bakalım. Q eşittir mc delta T diyorum. Eşit aynı miktarda ısı enerjisi verilmiş. Sıcaklıkları aynı miktarda değişmiş. O zaman şu iki ifadenin çarpımı ikisi için aynı olması lazım. Yani bu iki ifadenin çarpımının ismi ısı sahasıdır. Kesinlikle ısı sahaları eşittir. Ama birinin kütlesi çoktur veya birinin öz ısısı çoktur veya eşittir bunu söyleyemem. Bunun kesinliği yoktur. O zaman kesin doğru olan ısı kapasitelerinin eşit olması sorumuzun tek öncülü doğru. O da yalnız 3 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 nolu sorudayız. Düşey konumda sabit açısal hızla döndürülen diskin üzerinde hem kütle cisim dengede de herhangi bir iple falan tutulmuyor farkındaysanız. Buna göre de yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bu sistem eğer bu şekilde döndürülüyorsa arkadaşlar o zaman bu cismi merkezden dışarı fırlatan merkez kaç kuvveti mv kare bölü r ile cismi yüzeyde tutan sürtünme kuvvetinin yani k çarpının yani k imgenin birbirine eşit olması lazım. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. K imge burada mv kare bölü r kadardır. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Dengede kalması için kütlenin burada bir parametre olmadığını görüyoruz. Yani kütlesi çok olsaydı az olsaydı öyle yani kütlesi bu sorunun öncülü olamaz. Çünkü değişikliği yok. Cismin kütlesi öyle olsaydı savrulurdu. Kütlesi böyle olsaydı yani dolayısıyla daha kütlesi daha büyük olup R'den daha küçük bir yörüngede hareket ederse merkez kaç kuvveti büyük olur. O yüzden sürtünme bunu dengeleyemez. Çünkü kütleler her türlü gitti. R'yi küçültürsek bu denge bozulur. Kütlesi daha küçük olsa gene gitti kütleler. Dışa savrulur. Hayır savrulmaz. Gene dengede kalır. O yüzden bu öncülden ikisi de yanlıştır. Ama açısal hız artarsa yani biz bunu şöyle yapsaydık. KMG eşittir. MW kare çarpı R deseydik. Gene hani şunu görecektik. Bu sefer M'ler gene gidecekti. Ve açısal hız artarsa merkez kaç kuvveti arttığı için bunu dışa doğru savrulduğunu rahatlıkla söyleyebilecekti. Bu sorudaki tek doğru öncülümüz bir nolu öncülü olduğu için arkadaşlar cevabımız adına yalnız bir olmalıdır. Sıradaki soru bir atış sorusu arkadaşlar. P noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Eğik düzlem boyu 2 kök olan bir düzlemle tam ortasına çarpıp M noktasında yere yatay düzlemdeki noktaya varıyor. Soru şu. Şuradaki LM mesafesi oluyor arkadaşlar. İsterseniz önce cismi buradan serbest bırakalım. Boyu 2 kök 2 olduğuna göre burası 2H,
Burası 2 haş olmalı. Tam ortası olduğuna göre buraya haş, buraya haş, buraya haş diyebiliriz. Rahatlıkla burada parçalayabiliriz. Yani buralar haş haş oldu arkadaşlar. Haş yüksekliğinden bir cisim serbest bıraktık. 1 bölü 2 gt kadar serbest düşme mantığını uyguladım. Yere çarpma anındaki hızına da v eşittir g çarpı t dedim. Yani bu adam buraya v hızıyla çarpsa. Tam merkez esnek çarpışma yaptığına göre o zaman cismin hızı bu tarafa doğru v olması lazım. Peki bu cisim tekrardan h yüksekliğinden geldi. Dolayısıyla bu adam buraya t sürede geldiğine göre yine h yüksekliğinden yatay atış hareketi yaptığına göre bu adam buraya geliş süresinde t olması lazım. V hızıyla giden bir adamın şuradaki yolu aldığı zaman buraya x diyelim isterseniz. X yolunu aldığı zaman v çarpı t ile gitmesi lazım. Biz bu mesafeyi bulmamız lazım. Şimdi biz burada v yerine gt demiştik bir önceki çarpışma esnasındaki bilgilerden. O zaman v yerine gt yazıyorum. O zaman x dediğimiz şey g çarpı t kare yapar. Ben gt karenin 2 h olduğunu biliyorum. Burada gt kare yalnız bırakırsak bu karşıya geçer. O zaman x dediğimiz mesafe 2 h olmaz mı? Yani buranın tamamı 2 h ise buranın h olduğunu biliyoruz. O zaman lm mesafesinin 1 h olması gerekiyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir konum zaman grafiği ile ilgili hareket konusuyla alakalı arkadaşlar. Bu hareketin konum zaman grafiği şekildeki gibi ise 0-4 zaman aralığında bu hareketinin hızının büyüklüğü değişmemiştir. Bakın dikkat edin. Buradaki eğimde de aynı hız var. Buradaki eğimde de aynı hız var. Hızların büyüklükleri aynı. Tabi bu artı hız, bu eksi hız ama sonuçta büyüklüğü değişmemiştir. Bu doğru bir kavram. Yer değiştirmemiştir diyor. Eğer bütün hareketi inceliyorsak ki tamamını istiyor bizden. Hareket boyunca adam başladığı nokta en son geri geldiği için yer değiştirme sıfırdır. Doğrudur. Bir kez yön değiştirmiştir. Yani artı yöne doğru giderken bakın bu artı yöndür. Bu eksi yöndür. Sadece iki tane anda yön değiştirmiştir. O yüzden bu anda arkadaşlar cevap nedir arkadaşlar? Doğrudur. 3 öncülümüz doğru olduğu için 5. sorumuzun cevabı Edirne olmalıdır arkadaşlar. Elektronik devre elemanları ile ilgili bir sorumuz var. Bununla ilgili çalışma yapan bir Faraday şöyle demiş. Transformatör Faraday indüksiyon yasasına göre çalışıyor diyor. Gerçekten de eğer transformatörde doğru akım kullanırsak çalışmıyordu. İndüksiyon yapısı yani değişkenlik yapısı burada kullanılmalıdır. O yüzden 1. öncülük doğrudur. İkincisinde ledlerle enerji tasarrufu sağlanıyor. Gerçekten de ledlerde ısınma yani bir direnci ısıtıp ışık yayma mantığıyla çalışmadığı için enerji tasarrufu sağlanır arkadaşlar. Silisyum ve germanyuma bor ilave edilirse ne tipi yarı iletken olur diye söylüyor. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Doğru olan öncülerimizi arıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olmalıdır. Sıradaki soru yay sabitleri sırasıyla 3K, 6K ve 12K olan yaylar özdeş M cisimlerine bağlanıyor. Bu bir basit anlık hareket sorusu, periyot sorusu. Hatırlarsanız yaylı sistemlerde periyodu 2 pi kök içinde M bölü K eşde bulabiliyorduk. Şimdi burada yaylar seri bağlı olduğuna göre 1 bölü K1 bölü K2 mantığı ya da K1 çarpı K2 bölü K1 artı K2 ile yapabiliriz. Yani 12 çarpı 6, 72. 12 artı 6, 18. 72 bölü 18 biz buna 4K diyebiliriz. Yani bu devre için bu şekil için periyot T1 2pi kök içinde M bölü 4K diyebildim arkadaşlar. Böl diyorum. Şimdi T2'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi burada bu ikisi sadece paralelmiş gibi gözükse de aslında bu bağlamda sıkışma esnasında bu da paralelmiş gibi davranıyor. Yani bu yayların üçü de paralelmiş gibi davrandığı için arkadaşlar hatırlarsınız paralel bağlamalarda topluyorduk normalde 3, 3, 3 toplam yay sabiti burada 9K çıkacaktır. Formül 2pi kök içinde m bölü eğer 9K yazarsak 2pi'ler m'ler k'lar gidecektir. 1 bölü kök 4, 1 bölü kök 9 yani bu dışarı 1 bölü 2 diye bu da dışarı 1 bölü 3 diye çıktığına göre sorumuzun cevabı en son ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 2 yani Denizli seçeneğindeki gibi olacaktır arkadaşlar. Sıradaki soru atış sorusu gibi ama asansör var. İçinde eylemsizlik var. Böyle bir çoklu bir soru hazırlanmış. Bir asansör sabit hızla aşağı yönde hareket ederken aşağı yönde ikilik bir ivmeyle hızlanıyor. Bu durumda içindeki cisimlere etki eden eylemsizliğin yukarı doğru olması lazım. Ama yer çekimimesi aşağı doğru. O zaman toplam ivme etkisi aşağı doğru ne kadar olmalı arkadaşlar? 8 metre bölü saniye kare olması lazım. Yani ben bu sistemde şu anda 8'lik bir cisim üzerinde bir etki hissetmeliyim. 8 metre bölü saniye karelik bir ivme hissetmeliyim. Şimdi soru şöyle yapılmış. Bir pompa 10'luk bir hızla bir şeyi fırlatmış.
o fırlanan cismin ne kadar uzağa düştüğünü bulmak istiyoruz. Pompanın yerden yüksekliğini 0.25 metre vermiş. O zaman H eşittir 1 bölü 2 G diyemeyeceğim artık çünkü eylemsizlik de katıldığı işin içerisine. A diyelim. AT kare dediğimizde havada kalmış süresini bulduğumuz anda soru çözebiliriz yani. Pompanın havadan yerden yüksekliği 0.25 olduğu için burayı 0.25 yazdım. Eşittir 1 bölü 2. Yeni ivmemiz 8. Çünkü yer çekilmesini değiştirdik. Eylemsizlikten dolayı. Buraya 8 yazdık. Bu durumda T kareyi arıyoruz. Burada 8'i 2'ye bölersek 4. 0.25 zaten 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4'ü 4 ile çarparsak burası 1 bölü 16 yapar. Neyin karesi 1 bölü 16'tır? Karekök içine gidiyor. Havada kalma süresi 1 bölü 4 saniye çıktı arkadaşlar. Sonrası çok kolay. Yatayda alınan yol. Yani x eşittir v çarpı t dediğimizde hız zaten 10. Süre 1 bölü 4 saniye olduğu için bu sorumuzun cevabı 5 bölü 2 metre. Bu soruyu cevaplayabiliriz arkadaşlar. Sırada bir optik sorusu var. Kalın kenarlı mercinin önüne bir cisim konulmuş. Cismin görüntüsü L'de. Cismin görüntüsü K noktasında oluşuyor. Soru da şöyle. L noktasındaki cismin görüntüsü K'da oluştuğuna göre diyor. L odak noktası diyor. Bakın dikkat edin. Cisim 2 birim uzaklıktayken görüntüsü 1 birim uzaklıkta mı? Kesinlikle burası F'ye F bölü 2 olmak zorunda. Hatta eğer şu doğrultuları çizersek benzerlikten de cismin boyuna 2H dersek görüntünün boyunda H olduğunu ispatlayabiliriz. Görüntünün boyu cismin boyunun yarısıdır. Görüntünün boyu cismin boyunun yarısıdır. Doğru. K noktası odaktır. Yanlış. L noktası odaktır. Doğru arkadaşlar. Bu soruda iki tane öncülümüz doğru. Bu sorunun doğru cevabı 9-10 soru için arkadaşlar. Tabii ki de denizli seçeneği 1 ve 3 olacaktır. Sırada tek yarık deneyimiz var. Tek yarık deneyinde parlaklığın uzaklığa bağlı değişimi şekildeki gibidir diye söylüyor. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur. Şimdi tek yarık deneyini hatırlarsınız. Merkezi aydın saçak. Burasında mas diyorduk arkadaşlar. Merkezi aydın saçak. Çift yarığa göre farklı ve 2 delta x'ti. Fakat sonra delta x'ler olacak şekilde devam ediyordu. O zaman tüm ardışık saçaklar arasındaki mesafeler eşittir demek zaten yanlıştır. Bu yanlış bir kavram. Çünkü bütün saçaklar delta x değil. Merkezi aydın saçak 2 delta x. Diğerleri delta x ama ardışıklığı bozuyor bu. En kalın saçak merkezi aydın saçakları diyor. Gerçekten de diğerlerinden büyük olduğu için bunu doğru diyoruz. Merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçaklara göre de daha da parlaktır. Çünkü dik gelen bir işin oradaki aydınlanma değeri daha fazla olacak. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı 1 ve 2 olan denizli şıkkı gibi olmalıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. İki bilim adamının yaptığı bir deney hakkında arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmışlar. Hafele ve Keating. 1972 yılında bir jet uçağına ve uçağın kalktığı yerde bulunan bir gözlem istasyonuna aynı özelliklerde hassas iki tane sezyum saati konulmuş. Jet uçağı dünya etrafında uçuruluyor ve geri dönüyor. İki saat arasındaki fark %10'luk bir hata payıyla doğrulanmıştır diyor. Şimdi iki saat içerisinde aynı koşullar sağlandığına göre diyor. İki saat arasındaki farkın sebebi hangi yargı açıklar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda relativitenin yani özel görelilik teorisinin burada zamandaki genleşme etkisi vardır. Uzay zaman ilişkisine göre hatırlarsınız ışık hızına yakın hızlarla hareket edildiğinde zamanda bir genleşme oluşuyordu. Tabii jet uçakta uçak o kadar hızlı uçmuyor ama sonuçta çok hassas bir ölçüm aletiyle çok 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 küçük bir değeri ölçme şansına sahip olabiliriz. Bu durumda birinci öncül bu olayın sebebidir diyebilirim. Jet meridyenler arasında yer değiştirmişti. Yani paraleller arasında da hareket etseydi bunda bir değişiklik olmayacaktı. Bu onun sonucu olamaz. Eter maddesi dünyamızın etkilemesidir. Zaten eter diye bir maddenin olmadığını biz Michelson-Morley deneyinde zaten olmadığını ispatlamıştık. Bu onunla ilgili bir deneydir değil zaten. Sorumuzun tek cevabı olma sebebi yalnız bir adın arkadaşlar. Sıradaki sorumuz enerji seviyeleri, toplam enerji seviyeleri verilen, o yörüngedeki toplam enerji seviyeleri verilen bir atoma ait. Temel haldeki enerjisi -13,6 yukarıda çıktıkça enerji değeri ne yapıyor arkadaşlar? Sıfıra doğru yaklaşıyor ve en son sıfır oluyor. Bu hidrojen atom acaba kaçıncı uyarılma enerji seviyesine kadar uyarılır diyor. Çünkü biz bu atoma ne gönderiyoruz? 12,1'lik elektron gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada bu kararlı haldeki şu anda bulunan elektronun uyarılması için gerekli olan enerji arıyoruz. Zaten şu an ilk seviye olduğuna göre bu yörüngede uyarılma gibi bir şey olamaz. Zaten karar hali var. Bu noktaya uyarılmayacaktı. Daha altta bir yörünge yoktu çünkü. Çekirdek burada. O zaman bu noktadaki uyarılma seviyesinin enerjisi sıfır olması lazım.
O zaman 13,6'dan 3,4'ü çıkartırsak bu yörüngedeki uyarılma enerji seviyesinin 10,2 olduğunu göreceğiz. Eğer 13,6 temel halden 1,51'i çıkartırsak 3. yörüngedeki enerji seviyesinin uyarılma enerji seviyesinin 12,06 olduğunu gözlemleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Bir tane daha yapalım. Eğer 13,6'dan 0,85 çıkartırsak o zaman bu da 12,75'e denk geliyor arkadaşlar. Şimdi ben 12,75'te 12,1'i geçtiğim için ondan sonra hesaplamam gerek kalmadı. Çünkü bu elektronla bu atomu uyarabileceğim seviye ortaya çıktı arkadaşlar. 3. enerji seviyesine kadar ben bu atomu ne yapabilirim? Uyarabilirim. Cevabı 3 veren arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi biz burada kaçıncı enerji seviyesine gelir diye söylemiyoruz. Kaçıncı uyarılma enerji seviyesine uyarılır diye söylüyor. Şimdi bakın bu 1. enerji seviyesi, 2. enerji seviyesi, 3. enerji seviyesi. Fakat burası temel hat. Yani burası 1. uyarılma seviyesi, burası 2. uyarılma seviyesi, burası uyarılma enerji seviyesi olarak sorulduğu için sorumuzun cevabı 2 olacaktır. Yörünge numarası olarak sorulsaydı, enerji seviyesi olarak sorulsaydı cevap 3 olacaktı. 12. sorumuzun cevabı bursa arkadaşlar. Geldik 13'e. Şekildeki grafik bir fotoelektrik deneyi olarak enerji frekans grafiğine bağlı olarak bir değer gösteriyor. Buna göre grafikteki doğrunun eğimi neyi verir diye soruyor. Arkadaşlar burada olan şu. Şimdi bu grafiğin eğimine baktığınız zaman karşıda yani tanjant alfadan bahsediyoruz. Karşısında enerji veren bir ifade. Komşusunda ise frekansını veren bir değer var. Biz hatırlıyoruz enerji H çarpı F'di. Yani herhangi bir foton enerjisini biz bulurken bu kavram kullanılır. Her tarafı frekansa bölerse bulduğumuz şeyin Planck sabiti olur. Yani tanjant alfa burada Planck sabiti dediğimiz sabiti vermesi lazım. O yüzden hangi metalle bu deneyi yaparsak yapalım, hangi şekilde yaparsak yapalım buradaki eğimin açı olarak Planck sabitini verecek şekilde bir sonuç vermesi gerekiyor diyoruz arkadaşlar. 13. sorumuzun cevabı bursadır. Sırada bu denemedeki son sorumuza geliyoruz. İki tane kondansatör var. Bu iki kondansatörü üreteç bağlıyken arkadaşlar X levhasının arasındaki uzaklığı azaltıyoruz. Şimdi X'e odaklanalım. X kondansatörün sahası epsilon 0 A bölü D ile hesaplanmaz mı? Biz şimdi gidip X levhasının aralarındaki levha uzaklığını azalttığımız zaman yani D'yi azalttığımız zaman o kondansatörün sahası artmaz mı? Şimdi bu kondansatörün sahası artarsa devrin eşdeğer sahası da artar. Hangileri artar diye sorulduğu için birinci ifadeyi aldık. Şimdi bunlara bakmak için önce şunu bir değerlendirelim. Şimdi birinci kondansatörün sahası C çarpı V. İkinci kondansatörün sahası C çarpı V. Yani sahip olduğu yüklerse seri oldukları için yüklerin ne olması lazım? Kesinlikle eşit olması lazım. Eğer biz oradaki X'in sahasını artırırsak bu bölgedeki gerilimi azaltırız. Otomatik olarak bu bölgedeki gerilim de ne yapması lazım arkadaşlar? Artması lazım. Çünkü voltaj belli olduğu için burası kaç volsa bu ikisinin gerilimler toplamı aynı olmak zorunda. Biz buradaki voltajı azaltırsak buradaki voltajın artması lazım. Şimdi sorum şu. Biz bu kondansatörün sahasına dokunmadan sadece voltajını arttırdığımız için bu bölgedeki yükümüz arttı mı? O zaman seri bağlı oldukları için bunlar da aynı yüke sahip olmaları gerektiği için X'in yükünü de artmış olması gerekiyor. Ama hocam sahası artı gerilim azaldı. Nereden bileceğiz? Bakın arkadaşlar burada sağ ile gerilim farklı parametrelerde artıp azaldığı için biz bu sonucu buradan gözlemek yerine yanındaki sadece tek parametresi değişen Y kondansatörünü bulmak daha kolay. Çünkü ikisinin yükü hep aynı olacağı için yeni yükü artanda X'i de artır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı bunun yükü arttığına göre sistemin toplam yükünü de arttı üzerinedir. Toplam yük arttı, sıra arttı. Tabii ki devrenin toplam enerjisi 1 bölü 2 CV kare. Ne yapmış olması lazım arkadaşlar? Artmış olması gerekiyor. Gerilim artmadı ama sıra arttığı için cevap artar. Her üç öncülüğe bu soruda artmıştır arkadaşlar. 14. sorumuzun cevabı Edirne olmalıdır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.